Cümleden hepinize selamünaleyküm. Değerli bir kardeş kanalından değerli izleyicileri. Bugün nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet versin diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün size bir sorundan bahsedeceğim. Bugünkü sorunumuz aracım tüpe geçmiyor sorunu. Bununla ilgili ne yapabiliriz, nereye bakabiliriz, onunla ilgili biraz size video anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu parçaları size göstereyim. Arkadaşlar bir tanesi Atiker Safefast ısı müşürü, bir tanesi de Atiker Safefast map sensörü. Şimdi benim aracım tüpe geçmiyordu. Bunun sorununun bu map sensöründen olduğunu anladık ve değişimini yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere bu konu ile ilgili birkaç ipucu vermek istiyorum. Belki hani yardımcı olur nabında. Umarım da yardımcı olur yani. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yorum atmayı ve beğeni atmayı da unutmuyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar gel kardeşim. Şimdi benim aracım tüpe geçmiyordu arkadaşlar. Map sensörümüz de şurada bulunuyor. Göster kardeşim. Bu map sensörü. Evet, ben şimdi aracımı tüp alıyordum. Aracım bir türlü tüpe geçmiyordu. Veya şöyle söyleyeyim size, daha doğrusu aracım tüpe geçiyordu, yolda gidiyordum. Biraz bir yol aldıktan sonra veya rampaya diyeyim size, rampaya sardığım zaman dik rampaya aracım kendini direkt benzin alıyordu arkadaşlar. Bu durum birkaç defa tekrar etti. Tabi sürekli yapmıyordu ama mesela diyelim ki 30-40 km'de bir aracım kendini benzine atıyordu ve ilerleyen zamanlarda aracım tüpe hiç geçmez oldu. İlk olarak 3 defa dıt dıt şeklinde ötme yapan tüp ondan sonra gaza geçiyordu. İlerleyen zamanlarda ise tüpe hem ötüp hem de hiç susmuyordu. Yani sürekli dıt 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 şeklinde uyarı veriyordu. Şimdi biz de bunun kontrolünü nasıl yaptık? Yani arızanın nereden olduğunu ilk olarak nasıl bulabiliriz diye bir düşünme yaptık. Tabii size şunu söyleyeyim. Bu arızaların çözümü, yani çözümüne ulaşmak istiyorsak muhakkak bir tüpçüye gitmemiz lazım. Hani onda hemfikiriz. Hani biz belki arızamızın neyden kaynaklı olduğunu kendimiz bulabiliriz gibisinden. O düşünceye vardık ve tespitimiz de doğru çıktı arkadaşlar. Hani size onunla ilgili biraz ipucu vermek istiyorum. Yoksa gene tüpçüye gitmenizi tavsiye ederim. Yani gidip gitmemek de gene size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar ben aracımı çalıştırdığım zaman aracım ilk zaten biliyorsunuz sıralı sistem var bu araçlarda. Çalıştırdığım zaman aracım tüpe geçmiyordu. Tüpe geçmediği anda ben şuna dikkat ediyordum. İlk önce arka taraftan, hani tüp tankını biliyorsunuz arkadaki tüp tankının oradan aracın yakıt salıp salmadığını ilk önce onu kontrol ettim arkadaşlar. Hani tüpe geçtiği zaman bir çıt diye ses gelir ya, o sesi arkadan baktığım zaman tanktan o sesi alıyordum arkadaşlar. Yani aracın tüp tankının arka tarafında herhangi bir sıkıntı olmadığını bize işaret etti. Gel kardeşim. Şimdi aracın burasında bir de gaz kesicimiz var arkadaşlar. Bu benzindeyken araç kendini durduruyor. Tüpe geçtiği zaman buradan gaz salıyor arkadaşlar. Bu arada bunun da fitrelerinin dolmasından sonra aracın rolantide, hani rolantinin oynamasına sebep olan parçalardan bir tanesi de bu tüpte. Bir de araçta kesiklik yapıyor arkadaşlar. Buna da aklınızda bulunsun ön fikir olarak. Şimdi buna da baktığım zaman aracım tüpe geçeceği zaman bu çıt sesini veriyordu arkadaşlar. Yani aracın arka tarafında ve ön tarafında herhangi bir sıkıntı yoktu. Şimdi şuraya gel kardeşim. Şimdi burada map sensörümüz var. Görüyorsunuz. Şimdi burada herhangi bir aksaklık var mı diye buradan gaz kesicinin açıp açmadığını anlamak için buradaki hortumları söktük. Baktık enjektörlere gaz geliyor mu diye. Ve bunun sonucunda da enjektörlere gaz geldiğini de gördük arkadaşlar. Bize şu an için geriye kalan map sensörü.
Öyle bir düşünceye vardık. Ve arkadaşımızın yanına gittik. Tüpçü de arkadaşımız olduğu için hem kontrol amaçlı hem de bir çayını içeriz mabında. Arkadaşımızın yanına gittik ve bilgisayara bağlattık. Dediğimiz gibi sorun map sensöründen çıktı arkadaşlar. Ve bunun söküp takması da çok basit bir olay. Hani biz bundan önce 2-3 defa kendimiz söktük taktık. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi tüpçü de arkadaşımız olduğu için hem bir çayını içmek hem de muhabbet etmek için arkadaşımızın yanına gitmiştik. Ve bunun söküp takılma videosunu da orada çekmiştik arkadaşlar. Tamam. Başladık. Ve vakumdur, havadır. Tamam abi. Pres sürede map'tır yani gaz. Gazın akışkanının hortumunu bağlayacağız buraya. Enjektörden çıkan hortumunu. Tamam abi. Peki abi bunu bilgisayara bağlamadan kendin herhangi bir yöntemle arızalı olup olduğunu anlayabilir misin? Yok. Hata verecek. Hata verdiğin zaman, bilgisayara bağladığın zaman zaten hatasını veriyor. Deminki gibi verdi. Evet abi. Sen demin baktın, gördün. Gördüm abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Bu da mesela aynıdır bak. Bunu gaza bağlıyoruz. Evet abi. Hocam abi. Bunu da vakuma bak. Yapıyoruz abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kablomu çıksın, bu tarafa alacağız. Tamam. Az bekletim seni, hemen halledeceğim. Tamam abi. Bunları da normal bağlıyoruz ve şeyimizi takıyoruz. Vidamızı. Yani bu modellerde map sensörü veriyor. Bazı modellerde map sensörü regülatör veriyor. Değil mi? Efendim? Şunu da aldın mı? Almadım. Almadın mı? Ne yapacağız tüksiyonda? Arabayı çalıştır. Gene ben size de anlatayım. Gel kardeşim şöyle. Burada bunun bir adet vidası var arkadaşlar. Görebiliyor musun vidayı? Evet, şurada bir adet vidası var. Yani vidayı aldığımız zaman elimize gelen sistem bu. Şöyle bir sistemle karşılaşıyorsunuz. Bunun bir tanesi arkadaşlar vakum. Bir tanesi gaz. Yani biri hava gönderiyor. Biri yakıt gönderiyor. Bu parçada hava ve yakıtı ayarlama yapıyor arkadaşlar. Onunla burada bir adet soketi var. Bakın tırnaklı zaten. Bunu buradan söküyorsunuz. Yeni ürünü alıyorsunuz. Direkt olduğu gibi bir tarafına vakumu, havayı, bir tarafına da gazı takıyorsunuz. Yerine montalıyorsunuz. Yani sistem bu kadar basit. Ondan sonra da arızayı silersiniz. Tüp arızasını. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı kalmaz arkadaşlar. Şimdi ısı müşürü var elimizde bir tane de. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Benim aracımdaki tüp Atiker Safefast ürünü. Zaten şu map sensöründen anlarsınız arkadaşlar. Tipi bu şekilde olanlar Atiker Safefast'tır. Ama bunu çoğu sistemde kullanıyoruz. Sadece Atiker Safefast'a ait olan bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi benim aracımın üzerindeki... Az yaklaştır kardeşim kamerayı. Bakın benim aracımın üzerindeki Atiker. Yani bu Atiker'in orijinal map sensörü elimdeki. Ama bak aracımın üzerindeki, bu bilgiyi de size vereyim. Yarın bir gün sipariş vereceğiniz zaman size çok faydası olur. Odakla kardeşim. Bakın arkadaşlar şurada AEB yazıyor. AEB. Bu AEB marka yani Atiker'in de, AKL'nin de, yanlış hatırlamıyorsam Lavata'nın da, Zavoli'nin de map sensörlerini çıkartıyor. Yani şu AEB olan markayı alıp yani AKL'de de kullanabiliyorsunuz. İşte Lavato'da da kullanabiliyorsunuz. Atiker'de de kullanabiliyorsunuz. Yani diğer bir adıyla universal bir parça da diyebiliriz. Ama orijinali olanın üzerinde şu Atiker yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu da size neden anlatıyorum? Şimdi internetten sipariş vereceğiniz zaman alacağınız map sensörünü veya tüpçüye gittiğiniz zaman size bu parçayı orijinal takıp takmadığını aracınıza buradan anlayabilirsiniz. Bakın bu aklınızda bulunsun. Bu da normalde çok önemli bir detaydır. Üstünde Atiker yazan birebir Atiker'e aittir.
ait yazan marka yan sanayi ürün olarak geçiyor ve 3-4 tane daha tüp markasına oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim konumuza. Şimdi burada da bir ısınmış ürünümüz var arkadaşlar. Bu da Atiker'in ısınmış ürün. Şimdi bunun da görevi aslında aynı şekil aracın tüpe geçip geçmemesini sağlıyor arkadaşlar. Bu da mesela aracımızı diyelim 40 dereceye ayarlıyoruz. Tüpe geçme ısısını 40 derece ayarladıktan sonra bu ısınmış ürünü 40 dereceye geçtikten sonra gördükten sonra 40 dereceyi aracı tüpe geçiriyor arkadaşlar. Bunun da arızalı olduğu zaman aracınız gene aynı şekilde tüpe geçmez. Veya nasıl anlatayım size? Çok geç bir vakitte geçer. Yani örnek veriyorum 40 derece ayarladınız. Araba normalde diyelim 1 dakika içerisinde 40 dereceye gelip tüpe geçiriyorsa bu parçanız arızalandığı zaman örnek veriyorum 3 dakika 4 dakika sonra geçer. Veya da hiç geçmez arkadaşlar. Hani bu da aklınızda ön fikir olarak bulunsun diyorum. Beni izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz mob sensörüydü. Hani birkaç ipucu mobında bu videoları size çekiyorum ki hani belki size bir faydam dokunur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi sorunlar hakkında sorunlar oluştuğu zaman ben elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Siz de herhangi bir sorunlarınız varsa videoların altına yorum bırakırsanız elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum.